Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Bilim balığı. Sevgili dinleyiciler, bilim balığına hoş geldiniz. Cenk'ciğim sen de hoş geldin. Sevgilerle. Deranzo! Yine sevgilerle aldık, klişe ve klasik artık benimle resmen kopuşmuş bir selamlaşma yaptık. Anıları oldu, beni gören herkes sevgilerle diyor. Ben de sevgilerimle demiyorum. Eskiden benim olacağı için. Deranzo mu daha çok diyorlar, sevgilerle mi daha çok sevgilerle diyorlar? Sevgilerle Deranzo'nun kat be kat önüne geçti. Bunu açık bir dille ifade edebilirim. Ama Deranzo diyenler de halen var, öyle mi? Deranzo diyenler de var, evet. Yani genelde sevgilerlerin ardından şöyle Deranzo diyorlar. Şöyle bir değerlendirme yaparsan, kimler Deranzo, kimler sevgilerliği tercih ediyor? Mesela bayanlar en çok neyi tercih ediyorlar? Deranzo'yu tercih ediyorlar. O yüzden onlara daha Deranzo'luğa yakışacak şekilde davranıyorum. Mesela bilerek, bilmiyorum mesela, bir şey soruyor. Aha diyorum. Cenk diyor 4 kere 4 kaç eder diyor mesela. Ben 17 diyorum. Ondan sonra arkadaşlarıyla gülüyorlar. Ama babam zaten kızları güldürmek çok önemlidir oğlum dedi. Zaten ününü de bilmediğin sorulara borçlusun. Evet, yani yakın bildiğim de olabilir. Sevgilerle tercih edenler kimler? Anneler mi? Sevgilerle daha ev hanımları, iş sahipleri, biraz daha orta yaş ve üzeri. Yani 40 ve üzeri diyebiliriz. Anladım gerçekten. Bu araştırmayı babam internetten yaptı da. Çok anket meyilli bir insan. Neyse Cenk'ciğim, bilim balığı umarım stüdyosu anlamında da seni etkilemiştir. Evet, güzel bir akvaryum şeklinde. Ama bu mikroskop galiba, neden balık şeklinde? Yani burada bilim balığı olduğu için her şeyi o şekilde yapmaya çalıştık. Hmm. Dikkat edersen deney tüplerimiz de balık şeklinde. Evet. Biraz yani çocuklara sevdirmek için gibi olmuş. Peki hazırsan sorumuza geçiyorum. Geçelim. Çok kolay bir soru. Yani evet. Huşevnileri almana bile gerek yok o derece. Evet, sorumuz şöyle. Feyenoord'un 18 yıl sonra şampiyon olmasına neden olan Dirk Kuyt neyi bıraktı? Feyenoord. Takıldığın yer orası mı? Deranzo! Dirk Kuyt'u tanıyor musun? Yok, tanımıyorum açıkçası. Sinema dünyası hemen akla geliyor. Soruyu dinledin mi Cenk'ciğim? Yok, yani tam olarak dinleyemedim. Bir daha okumama ne dersin? Olur. Feyenoord'un 18 yıl sonra şampiyon olmasına neden olan Dirk Kuyt neyi bıraktı? Yani 18 yıl sonra şampiyon mu yapacak onu? Henüz yapmadı mı? İşte orası olmuş, anlaşılmadı. Sebep olmuş diyor. Neyse, hazırsan Huşevnilerine geçiyorum. Huşevni! Evet. A. Küfür etmeyi. Küfür etmeyi olabilir yani, sonuçta 18 yıl önce bir çocukken 18 sonra 36 yaşına geliyor. Artık o yaştan sonra küfür ayıp, doğru olabilir. Peki. Huşevni. B. Bilardo'yu. Bilardo'da şampiyonluk, bu da olabilir. Birbirine çok yakın cevaplar bunlar. Huşevni! Peki. C. Koşmayı. Koşmayı. Koşmayı bırakamaz çünkü doktorların da her zaman söylediği gibi, ki ben de bunu bütün beni sevenlere tavsiye ediyorum. Hadi hareket çok önemli. Vücut hareketsiz kalmamalı. Ama niye? Sen de 20 yıl önce koşmayı bırakmışsın diye vücuduna baktığım kadarıyla. Olsun. Sonuçta başka sporlar yapıyorumdur. Anlıyorum. Huşevni! Ve de futbolu. Futbolu. Evet. Yok, o çok klişe. Küfür etmeyi galiba. Küfür etmeyi diyorsun. Evet. Son şansın mı? Son. Ya da son kararın mı, son diye kararım, de sorabilirim. Son kararım. Doğrusu son kararım mı diye sormanız lazım. Peki abi. Son kararın mı? Son kararım, evet. Küfür etmeyi bırakmıştır. Peki. Doğru. Maalesef doğru cevap futbolu olacaktı. Futbolu. Dirk Kuyt bir futbolcuydu, bilmem bilir misin? Yok, mi? Bilmiyorum. Bilmiyordum açıkçası. Neyse, ben öğrenmiş futbolda oldum. Da pek alakam yok zaten. Bu yarışmamızın en iyi yanı sana bir şeyler öğretiyor olması, ama sen muhtemelen aynı soruyu biraz sonra sorsam yine yanlış cevap verirsin. Yok, ben gelmeden önce evde çalışıyorum eski soruları. Çünkü eski sorulardan da sorabilirsiniz bir iki diye bir ümidim var. Çok teşekkür ediyorum Cenk'ciğim. Görüşmek ümidiyle. Müebbet Muhabbet. Fal dünyasının divanesi bir yürüyen fal. Sevgili Cenk ablamızdan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. İşte stüdyomuza geldi bile. Allah'ım. Yavrum. Nasılsın benim canım ablam? İyiyim güzel kızım, sen nasılsın?
ben de iyiyim canım ablacığım. Yine bahar seni sana görünce, yaramış yani bir iyice bir güzelleşmişsin. Bahardan mı da bilmem artık ya. Seni görünce tabii ablacığım ben daha iyi olmayayım da kim daha iyi olsun. Evet ama bunu da falan da görmüştüm. Bak burada beni görünce daha iyi oluyorsun diye göstermiştim sana hatırlarsan. Evet hatırlarım ama ablacığım o falımda biraz karga burun çıkmıştı hatırlar mısın? Tam hatırlayamadım ya. Yanında lehim teli de çıkmış mıydı? Lehim ofal teli, mıydı? Evet, ofal ofal. Lehim teliyle karga burun çıkmıştı. He. Sen de bunu güzelliğime yormuştun. Evet doğru. İyi yani mantıklı. Doğru yorum diyorsun. Ablacığım bu arada doğru yorum dediğini söyledim. O benim eğer olsaydı bir gazetede köşe yazacaktım. Adını doğru yorum koyayım deyince ısrar edince olmaz abla halkı yanlış anlar falan dediler. Dedim siz halktan zaten uzaklaşmışsınız bu sanki koca siz doğru anlıyorsunuz sırça köşklerde deseydin. Dedim yani. Evet. Sen hayatında otobüse bindin mi zibidi ha. Deseydin. O zaman dedim doğru yorum değil doğru yorum yapalım bari dedim. Ha olur abla dediler ya bırakın dedim çıktım. En güzel o gazetelerinin de birkaç tanesini yırtıp suratlarına fırlatsaydın. Yok katlayıp koltuklarının altına verdim. Bu daha güzel daha etkili bir mesaj olmuş. Ablacığım seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir mektup aldığını düşünüyorum. Okudun mu? Bana gelen mektubu mu okudun? Hayır okumadım daha beraber okuyacağız ama böyle mavi bir kağıda yazılmış kokulu falan. Aşk mektubun mu kız? Bilmiyorum ablacığım. Merhaba benim canım ablam demiş hanım kızımız. Merhaba güzel kızım. Nasılsın benim güzel ablam? İyiyim güzel kızım işte bahar da geldi öyle geziniyoruz havalarda ısındı. Bu kısımları geçeyim mi canım ablam benim diye yazmış. Geçsin geçsin. Ablacığım eşim beni terk etti. Geçelim dedik ya bu kısımları. Ama yani sonuçta olay bu. Ablacığım dediğini duyar gibiyim ama merak etme ehlik bir durum yok. Çünkü çok entipiften bir durumdan terk etti. Yani böylesini şimdiye kadar hiç görmemişsindir canım ablam. Nedir? Neymiş efendim? Elektrik süpürgesinin kablo toplama düğmesine hep ben basıyormuşum. Hiç onu bastırtmıyormuşum. Ama o şeydir. Onu bende de tik vardır öyle. Çok severim onu ama süpürgeyi kim yapıyorsa o düğmeye de olması ödül odur. Anlıyorum. Ablacığım ben fark etmiyorum bile. Yanımda duruyor. Kablonun düğmesine basmak istediğini bana hiç söylemiyor. Ben basınca da bu sefer mızıkçılık yapıyor. Çekti gitti ablacığım bütün bunları söyledikten sonra. Kaç yaşındaymış bu? Yani biraz ufak galiba zihnen. Yaşını yazmamış ablacığım. Zaten yazsa da zihin yaşını bilemeyiz. Şimdi o adam, o pislik bir kere bile bu kıza demiş mi? Bırak tatlım bu yerleri ben süpürürüm. Demiş mi bir kere bu kızımıza? O konuda da bir bilgi yok ya. Ablacığım. Yalnız şöyle bir bilgi var. Giderken benim bütün beyaz dirseğe kadar olan eldivenlerim vardı ablacığım. Onların tamamını alıp gitmiş. Beyaz dirseğe kadar olan eldivenler kaldı mı kızımız? Ya işte kızımız da hangi dünyadan bizimle bağlantıya geçtiyse. Evet bunlar ikisi aslında birbirlerini iyi bulmuşlar gibime geldi bir an şimdi ama. Şimdi de iyi bırakmışlar. Iyi yani terk bence etmiş. Kaçırması yani çocuğun peşinden gitsin ve bir şekilde ulaşsın desin ki canım kocacığım sana efendim elektrik kablosu 20 metre olan bir elektrik süpürgesi alacağım. Hep sen basacaksın filan desin. Yoksa geri bu kızımızı başka hiçbir ruh hastası almaz. Hayır belki de adam bu düğmeye basma olayını bahane edip gitmiş olabilir. Bahane kızımızın değildir bu. Durumundan yok dolayı. Ben böyle birkaç vakayla daha karşılaştım. Anladım. Peki geri döner diyorsun ablacığım. Bu şekilde şey yaparsa dönecektir. Çünkü anladım. Şimdi gitmiştir bir tane beyaz eşyan mağazasında düğmeye basıyordur. Doğru yani sen bastırmadın da ne oldu gitti o başka düğmelere basıyor. Tabii. Yani neyse hadi daha bir şey demeyeceğim. Yani sen ya, bastırmazsan tamam, o düğmeye basacak çok olur. Ya onu anladın. Zaten ben benzer bir şey söylemiştim canım ablam. İşte, İyi ki söylememişsin tekrar. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet. Bileğinizin ters dönmüş hali bence çok daha yakışmış hocam. Evet. Yani böyle dün, daha güzel. Eleştiri yazarken birdenbire ters döndü bileğim. Sert bir eleştiriydi ondan herhalde. Olabilir ama böyle daha iyi. Bence böyle kalsın. Düzeltmeyin. Ne dersiniz? Böyle de biraz şey duruyor yani. Drakula'nın vampiriymişim gibi duruyor. Yazabiliyor musunuz bu şekilde? Yazıyorum. Ay, sorun yok. Hiçbir şey beni eleştirmekten alıkoyamaz. Anlıyorum hocam. Evet sevgili dinleyiciler her şeyi eleştiren ama programımızda sadece film eleştirmek konusunda anlaştığımız bir dev bir insan abidesi sevgili Cenk film adamı Cenk hocamızla birlikteyiz. Evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk çocuklar nasılsınız? Teşekkür ederiz. Oturabilir miyiz? Buyurun tamam oturun.
Nedir bugün filmimiz? Bugün Derinlere, Derinliklere Yolculuk adlı bir filmimiz var. Derinliklere Yolculuk mu? Bu evet. Jules Verne'in bir şeysi mi yine? Hayır, sana Kaptan Kusto diyeceğim ve sevinçlere boğulacaksın. sevinçlere diyerek boğulmaz. Hey yo ya da Kusto'yu duyunca şey yaptım, yoksa normalde şey yapmazdım. Ha, Kaptan Kusto esprisi ilkokuldan kalma. Eski günler. Şimdi Kaptan Kusto'nun 30 yıllık hayatını almışlar. Ya hayatının 30 yılını. Ve bu filme koymuşlar. Ondan sonra işte karısıdır. Bunun çocuğu umarım vardır. Umarım real time değildir. Yani 30 yıl sinemada kalmayacağız değil mi hocam? Yok, hayır. Ama yakın. Yani 122 dakika. Ne diyorsunuz? 30 yıla yakın bir süre. Yani ömrümüzden 30 yıl götürecek gibi maalesef duruyor. Maalesef. ne oluyor? İşte bunun oğlu var, Philip. Nasıl denize açılmaya karar veriyor bu Jean-Jacques Philip Cousteau. Philip Cousteau mu? Philip Cousteau, evet. Ondan sonra nasıl dalarız, ne yaparız? Calypso adlı bir gemiyi nasıl denizlere açarız gibisinden. Belgesel tadında mı, yoksa film şeklinde mi? Yani herhangi bir başrol oyuncusudur, carttır, curttur. Biyografi macera. Lambert Wilson başrolde. Lambert diye evet. Geminin hareketi sanırım. Ve de bir Fransız yapımı. Yani mutlaka içinde aşk meşk, duygu. Yani mesela Kaptan Kusto yüzerken bir kefali görür ve gözünden bir iki damla yaş akar gibi. Ama suda olduğu için o yaşlar gözünde kalır. Gözükmez. Şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bu Jean-Jacques Cousteau Fransız ya. Jean-Jacques evet. falan. Hani Fransızlar, ya bizim de bir denizcimiz vardı, ünlü belgeselci falan. Bunu niye film yapmıyoruz diye hayıflanmış olabilirler. Kesinlikle öyle. Yani bu İngilizler bir Excalibur'u ciklet yaptılar. Yıllardır temcit pilavından beter oldu. Bizim Kral Jean-Jacques Cousteau'muz nerede diyen Fransızlar şeklinde sokaklara dökülmüşlerdir. Peki yeterince balık var mı filmde, yoksa sadece insanlar üzerinden mi gidiyor? Jean-Jacques ya bu dönem, bu sezon iyi balık yok, ne yapacağız falan şeklinde konuşuyor. Diye başlıyor film değil mi? Evet, diye başlıyor. İşte balıkları tuttuktan sonra beraber iki oğluyla Mezat'a gidiyorlar. Orada da satışlar pek iyi gitmiyor. Bunun üzerine Jean-Jacques balıkçılıkta para yok, bari ben belgesel çekeyim diyerek ne kadar güzel olaya bir giriyor. Filmin büyük bir kısmını anlatmanız hepimizi çok sevindirdi. Rica ediyorum. Peki hocam, bu filme giden insanlar bir şeyler öğrenecekler mi, yoksa en tüpüften bir vakit geçirme bazlı mı? Tabii ki öğrenecekler. Bir filme gitmeden önce iyice düşünmek gerektiğini öğrenecekler. Pişmanlığın ne demek olduğunu öğrenecekler. Ben ne yaptım şeklindeki durumu öğrenecekler. Sevgilileri onları bu film yüzünden terk edince daha başka şeyler de öğrenecekler. Filmde teyzemiz var mı? Herhangi bir teyzemiz? Jean-Jacques Cousteau'nun karısı var. O da yani beni böyle bir hayata mahkum ettin. Ben teknede bütün gün size yemek yapacak kadın mıydım? Ailem beni bu yüzden mi okuttu diyerek Jean-Jacques Cousteau'nun beynini evet, ve etini yiyor. Ben kokoreç yemeyecek miyim? Sadece balıkla mı besleneceğiz? Biz balina mıyız? Falan şeklindeki söylemlere evet. girecek anladığım kadarıyla. Ve Jean-Jacques Cousteau'ya hadi gidelim eve dönelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim falan aslında şeklinde. Aslında filmin o kısmı güzelmiş. Ben sırf oralarını seyretmeye gidebilirim. Bunlar oğulları küçükken oluyor. Baba gidelim. Gidelim baba. Şimdi baba çişim geldi. Baba karnı bağırıyor. Acıktım baba. O kısımları oldukça eğlenceli gerçekten, ama bırakalım insanlar kendileri seyretsinler ben ve de ders alsınlar. Müebbet muhabbet. Şuraya doğru bakıyorum. Evet. Size rapçi denilmesine çok kızıyormuşsunuz hocam son aldığım bilgilere evet, yani göre. Evet, yani çünkü eleştirmen dostlarımdan duydum ki hocam seni radyonomda dinledik, müziğin üzerine konuşuyorsun, demek ki sen rapçisin. dediler. Ben de hayır, kesinlikle alakam yok. Rap hiç sevdiğim bir şey değildir zaten gibilerinden. Hiç onlara sert bir eleştiriyle rap cevap verdim. Rap ya da rapçileri eleştirdiğiniz oldu mu hocam? Benim alanım değil ama kendilerini eleştirebilirim. Fakat çok küfürbaz olduklarını duymuştum. Ben bu şekilde ortamlara girmem, ama girersem de küfürün kralını ederim, onu da söyleyeyim. Gerçekten delikanlı kitabını yazmış olduğunuz çok belli. Şimdi bugünkü filmimiz Unforgettable. Unforgettable diye bir film sanki daha önceden vardı gibi. Unforgettable. Yani şarkı mıydı o? Evet. Ve bunu hep da şarkılarla filmleri karıştırmışımdır. Unforgettable yani saplantı. Saplantı mı? Evet. kara saplantı mı? Kara saplantım. Şimdi bu bir gerilim filmi ve 100 dakika. Tebrik ediyorum. Ben de tebrik İdeal ediyorum. İdeal film ölçüsü. Yıllar sonra ilk kez bu ölçüyü tutturan bir film. Evet, bravo kendilerine.
Gerilim yani dizlerimizin bağını mı çözmeye çalışıyorlar? Biraz bizi korkutmaya filmesin. Ay ay eyvah 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 falan dedirtmeye çalışıyorlar ama yemezler. Mümkün yemezler. Değil. Olay da şu, yani hani tırsmamızı bekledikleri olay şu. Bizim bir tane kız var, Tessa. Ondan sonracıma... Tessa biliyorum, elektrikli. Bunun bir tane kocası var. Ondan sonra ama bunlar ayrılmış. Bir tane de çocukları var ondan sonra. Bu eski koca yeni nişanlısıyla bunların eski eve geliyor. Yeni vay nişanlı sen... kocanın nişanlısı mı kadının nişanlısı mı? Çünkü kocanın. Kadının nişanlısıyla kocanın eve gelmesi çok saçma olur. Evet, ilginç bir durum ortaya çıkardı. Bu koca yeni nişanlısıyla geliyor. Kadın vay sen bu kadını nasıl buraya getirirsin? Niye biz geliyor? Ayrıldık falan işte. O da manyak. Tanıştırmaya... Her şimdi manyak lazım ya. Tanıştırmaya mı geliyor çoluk çocukla? Yok herhalde, tanıyor onlar da. Ama kızımız tabii kıskançlıktan kendini kaybediyor ve ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririm. Aynur kimmiş göreceksin şeklinde. Peki saç yolu mu? Efendim yerde saç saça baş başa dobarladım. Yani muhtemelen bizi daha fazla germek için tam saçını yolacak birbirine gireceklerken işte kapı çalar falan gibi bir şey veya olur yoksa. Veya gıcırdar, kapı evet. Gıcırdar ve herkes durur. Peki kim bu teyzelerimiz filmde yer alan? Hiç tanımazsın. Ama peki bir şeye benziyorlar mı, onu sormak istiyorum. Yani bir tanesi sinirli kadın olduğunu çok belli etmek için sinirli kadın pozu vermiş. Kötü oyuncu olduğu buradan belli. Anlıyorum. Yani evet. Bir şeye benzemiyor demeye getirdin sanırım. Yok, film de. Peki minimal dimağlar mı için bir film mi? Yani küçük çocuk filmi mi? Yani ben bunu böyle ayrılmakta olan sevgililere ya da nişanlılara tavsiye ediyorum. Hanım kızlarımız beyefendiyi götürsünler ve işte sen bunları yaparsan senin ve o kızın başına gelecek olanlar bunlardır gibilerinden küçük ve kısa bir eleştiriyle bu film belki bir anlam kazanabilir. Evet, ayrıca ayrılmak üzere olan çiftler eğer sinemaya gidiyorlarsa o ilişki biraz zor biter, onu söyleyeyim. Yani evet. Ayrılacaksanız boşuna sinemaya falan gitmeyin. Biliyorsun ayrılık sineması diye bir şey vardı. Yani ayrılmadan önce son bir kez sinemaya gidelim mi denir ki o genelde çok iyi geçer o ayrılık sineması. Evet, güzel de bir festival ismi, ayrılık sineması. Evet. Festivali. Çok teşekkür ediyorum hocam. Verdiğiniz bu güzide bilgiler için sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Müebbet muhabbet. Oy kompanze, kompanze. Oy kompanze, kompanze. Kompanze adlı şarkınızla bütün şempanzelere seslendiniz. Ay, şempanzelerin çoğulu kompanze değil midir? Şempanzyum. Evet sevgili dinleyiciler, Kompanze isimli şarkısını bizlerle paylaşan canımızdan çok sevdiğimiz Cenk Çiğim'le birliktesiniz. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Evet, ve Erdem amcanızın da sesini Cenk, bravo Cenk. Harikasın Cenk diye bağırmaktan dolayı kısmış olduğunu görüyorsunuz. Evet, ama niye öyle bağırdığımı hatırlamıyorum. Yani sanırım bir ben maçta oynuyordun yine Santrford'un. Ha, yani bir maçta oynarsam nasıl tezahürat yapardın adlı. Anladım. Boşu boşuna kaybetmişiz sesi desene. Ya. Sevgili Gorgon kızlarımızdan onimli bir Gorgon hariçten Hey Raichton Gorgonumuzla birlikteyiz Cenk'ciğim. Hey Raichton. Yeah. Dinleyelim mi, ne dersin? Dinleyelim, ne yapalım. Tamam peki. 5 saniye efsanesi gerçek mi? Değil. 5 saniye diye bir efsane mi var? Tabii. Neymiş o efsane? Yani, efsaniye. Eğer merdiven altından geçersen 5 saniyede başına bir şey gelir. Allah Allah. Bakalım doğru mu bu söylemin? 5 saniye kuralı, yere düşen bir yiyeceğin 5 saniye içinde yerden alınırsa bakteriler konusunda endişe etmenize gerek olmadığını öne sürer. Ben endişe etmedikten sonra 2 dakika sonra da yerden alsam endişe etmiyorsam etmiyorumdur. Allah ben Allah. Genelde endişe etmem. Ben zaten yürürken yolda bulduğum bazı şeyleri yerim. Sonuçta onu yediğimiz zaman bakteriyi de yemiş oluyoruz. O dişimizin arasında ezilir o hayvan. Ezilmesini bırak, zaten bağırsaklarımız ağzına kadar bakteri dolu. 3-5 bakteriden fazla olmasından ne zarar gelir? Hayret bir olay. Ancak bu doğru değil. Yiyecekler daha yere düştükleri ilk saniyeden itibaren yerdeki bakterileri toplamaya başlar. Bu kızımız niye burada gaza basmışlar şeklinde süratle okumaya başladı? Onu bilemiyorum. Sanırım 5 saniye içinde okuması gerekiyor olabilir. Araştırma sonuçlarına göre halıya düşen bir yiyecek ahşap veya seramik yüzeye düşene göre daha az bakteri topluyor. Aslında mühim olan halıya düşen değil, halıya dönüşen bir yiyeceği yememek, öyle değil mi canım Cenk'im benim? Evet, posteki diyorsun. Islak yiyecekler, örneğin karpuz, kuru olanlara nazaran aynı sürede daha fazla bakteri topluyor. Islak yiyeceklere örnek olarak karpuzu vermesi beni sevindirdi. Halbuki ıslak yanısına... hamburger var. Bunun yanı sıra kuru yiyeceklere hiçbir örnek vermemesi beni biraz üzdü. Ayrıca musakka da ıslak bir yiyecektir. Kuru fasulye mesela, adı kuru olmasına rağmen ıslak bir yiyeceğimizdir. Evet, yalancı fasulye.
Sonuç olarak yere düşen bir yiyeceği üfleyip yiyebilir miyiz diye sorarsanız... Evet, yiyebiliriz. Ben kaç kere denedim. Yiyebiliyoruz. Hiç de bir şey olmuyor. Bir de ben üflemeye de gerek duymuyorum ya. Su sıcak mı ki? Uf, acayip sıcak. Ben sadece hatta sıcak şeyleri üflerim. Ben yere düşen yiyeceği eğilip ağzımla alırım. Mesela ben yere düşen yiyeceği elimle böyle havaya atar şeklinde havada kaparım. Bir de ben genelde yere düşen yiyeceğe voley vuruyorum. Düşmeden önce mi sonra mı? Tam düşerken yere değmeden voleyi çaktın mı bak nerelere gidiyorum. Onu ben çiklette çok yaparım yani çiklet şeklinde havaya salıp voleyi kodun muydu sokakta büyük sükse yapıyorsun. O yüzden yani bu 5 saniye efsanesi diye bir şey olamaz. Saçma. Bence. Bu olayın evinizde olduğunu farz edersek, eğer yerleri çok iyi temizlediğinizi düşünüyorsanız olabilir. Tercih sizin. Hele bir şey evimizde yere düştüyse zaten direkt alıp yeriz. Yani onu bunun şeyi bile tartışması bile olmaz. Hayret bir olay. Nimet yazık atılsın mı o? Sıh. Ne olmuş yani? Bu işte yani haberimiz böyle. Saçma. Ben de beğenmedim. Cenk ve Erdem'le müebbet muhabbet. Müebbet muhabbet.